Artık şehir çok uzakta. Bu balta girmemiş insanlıktan uzak ormanda Katır Sedat da hayatta kalmayı öğrenecektir. Ben Katır Sedat. Ayı çıkmasa bari, ayı çıkmasa bari, ayı çıkmasa bari. Merhabalar, ben Katır Sedat. Sizinle ülkemizin balta girmemiş ormanlarını dolaşacağız ve aç susuz ormanda nasıl hayatta kalırız onu öğreteceğim. Şimdi iniyorum. Kaptan, biraz yavaş gidersen atlayabilirim herhalde yani. Katır Sedat. Ormanıma hoş geldiniz. Ormanda mı kaldınız? Belki sıçıp bokunu yiyeceksin. Belki vahşi hayvanlarla karşılaşacaksın. Ama hiçbiriniz ben, Katır Sedat gibi hayatta kalamaz. Size bugün ormanda ve orman hayatında nasıl hayatta kalabileceğinizi anlatacağım. Ormanda hayatta kalmak zordur. Farklı tehlikeleri var. Timsah çıkabilir, ayı çıkabilir, ayyaş. Belki sizden bir lira isteyecek tırrek bile çıkabilir. Can babacığım, nereye sokuyorsunuz beni ya? Şu anda azgın ve yavşak bir su akıntısı görüyorum. Eğer bu su akıntısına kapılırsam beni alır ve götürür. Şu anda su birikintisinin kenarına aslan gibi indim. Ve bu suyun içilip içilemeyeceğini kontrol edeceğim. Kes artık koyayım, suyu mu içeyim? İçinde pis şeyler var. Bok gördüm orada ben ya. Şişeye doldurup içeceğim. Senin çantanda su yok muydu? Tamam, içiyormuş gibi yapayım. Lanet olsun. Veba mı olurum, tifo mu olurum, dizanferi mi olurum? Ne kadar da tatlı bu su. Bu su içilebilir. Bizi ormanda hayatta tutması için. Şimdi etrafımdan bu suyu yanımda taşıyabileceğim bir şey bulmalıyım. Evet. Ormanda kendi imkanlarına yetişen yabani bir pet şişesi. Dikkat edin, sizi sokabilir. Tamam, suyu aldım, çantama koyuyorum. Şimdi suyumuzu da aldığımız gibi gece kurtlardan, koyunlardan, ineklerden, tırreklerden korunabileceğimiz bir yer ayarlamamız lazım kendimize. Çünkü gece çok çetin olacak ve çok zor olacak. Ayılar bile gelebilir. Şu anda ormanın yaklaşık 578 bin kilometre derinliğindeyiz. Şu anda oksijen seviyemiz çok düştü. Burada yaşayan dere kertenkelelerinden birini yakalayıp hem onu yiyeceğiz hem de onun ciğerindeki nefesi soluyacağız. Bakalım bulabileceğiz mi? Yavaş yapayım, kamerayı niye çarpıyor? Hocam ama hocam bu kameraman da yani. Ya biraz geride dursana sen ya. Hocam vallahi dalırım ben buna ha. Tamam, çekme tamam. Koyayım ya. Bir dakika. Hocam Sedat, hep bunu yapıyor ya. Sedat, sakin ol sen. Sen, sen benim lakabımı biliyor musun? Ha yani ona göre. Akıllı ol ya. Hocam benim ayağım titriyor ama ağlayacağım yani ha. Hocam 5 dakika bana giriyorsun? İzin verir misiniz? Ben şurada bir yerde şey yapacağım. Hocam ben iyiyim. Şu anda ormanın çok derinliğine indiğimiz için nefes almakta zorlanıyoruz tabi haliyle ve karnımız da çok acıktı. Şimdi su kertenkelesi yakalayacağız, hem onu yiyeceğiz ve hem onun ciğerlerindeki havayı kendi ciğerlerimize çekeceğiz. Evet, işte o tehlikeli deredeyiz şu an. Çık abi, kayıttan çıksın, şey yapmayın ya. Vallahi rezil olurum mahalleye ya. Bunu mu aldın lan oyuncak diye? Ya abi anlaşılmıyor ya. Tamam. Yakından çekmesin. Fırlatıyorum. Şuraya fırlatacağım. Bak suyun içine doğru. Şu anda çok tehlikeli hayvan görmektediniz. Dere kertenkelesi. Eğer onu yakalarsak bugünü çıkartırız Allah'a şükürler olsun. Nefesimiz de gitmeye başladı. Çünkü kabin basıncımız, o şey miydi hocam, uçak? Orman basıncı düşüyor. Gittikçe derinlere indik. Şimdi onu avlamaya iniyorum.